Şimdi dostlar bakınız, 12 kalibre mi 36 kalibre mi konusunda belli noktalara değinmemiz gerekli. Çünkü işin özellikle bilgi kirliliği para kavgası içerisinde tam hız gidiyor. Özellikle şu hafta sonları poligonlarda hafta sonu kumandolu yapan çakma rambolar ve çok daralmış bir piyasa şartında 36 kalibre modelleri insanlara pazarlamak durumunda olan internet pazarlamacıları bu konuda ne yazık ki sınır tanımıyorlar. Mesela 36 kalibreyi MP5'e denk kabul edip MP5'in boşluğunu ikame eder diyenlerden, mesela 36 kalibre işte kurşunların namlu çıkış hızları 700 bilmem kaç metre bölü saniyelerden başlar ama mesela 12 kalibreler 400 metre bölü saniyelerden ancak başlamaktadır. İşte 12 kalibreler daha yavaştır. Aslında siz bilmiyorsunuz, daha zayıftır diyenlerden. Tam üzerinize alın 350 tane fişek, meskun mahal harbine girin diyenlere veya alıp ellerine birer 36 kalibre, mesela atış poligonlarında geriye dönüp arkaya mesela kronometreli fiyakalı atışlar yapıp bakın ben ne kadar güzel ateş ediyorum, ben bu işi öğrendim deyip siz 36 kalibre alın, 36 kalibre en iyisidir deyip mesela sektöre eşsiz hizmetlerde bulunan, bunu yaparken kullanıcıları yanlış yönlendirip bilgi kirliliğinde sınır tanımayan çakma hafta sonu rambolarına kadar kısacası geniş bir kesim ulusal silah kültürümüzü para ve etiket hırsı içerisinde kirletmekte ve dejenere etmekte. Oysa bakınız pek çok videoda özellikle söylemek durumundayım ve hep söylüyorum. Bakınız bizler millet olarak belli bir kültürden geliriz. Ulusal silah kültürümüzün özellikle dejenere olmasına izin veremeyiz. Bu kültürel değere sahip çıkmalıyız diye. Amaç esasında sadece silah satmak değil. Ulusal silah kültürünün aynı zamanda gelişmesini sağlamakta. Herkesin en azından elden geldiğince bu işe katkı sağlaması dostlarım. Mesela şimdi başlayalım. MP5 ile 36 kalibre kabaca bir kıyaslayalım. Mesela MP5 ara duvarları, atışlar ve araçları ateş etmek gibi durumlar dahil oldukça engel geçebilir. Ama 36 kalibre mesela geçemez. Birileri 36 kalibre ile mesela varil vuruyor. Ondan sonra da alın deliyor veya bu da deliyor diyor. Ama durum kısacası o kadar basit değil. Aslında bazı şeyleri çok ciddiye almamak lazım dostlarım. 36 kalibre ile bir çatışma esnasında eğer aranızdaki şey var ya ot, çöp ya da mesela cam değilse hedefle aranız genel olarak açık olmalıdır. MP5'te en azından o kadar katı bir kural yoktur. Biraz daha sizi rahatlatabilir. MP5 bir yivli tam otomatik tabancadır. Haliyle mesela mühimmatının çekirdek yapısı bellidir. Gene tabii ki 36 kalibreden daha etkili olacaktır. Mesela 36 kalibrenin dışı kaplamasız, içi oyuk, çok yumuşak kurşun çekirdek yapısına kıyasla mesela dışı kaplı bir kurşun çekirdek ile daha sert bir çekirdek yapısına ister istemez yüksek bir çıkış hızına, ayrıca daha yüksek bir engel delme kapasitesine tabii ki sahip olması çok normaldir. Ve bu aynı zamanda yüksek bir denge, ayrıca haliyle etkisini gösterirken kararlılık aynı zamanda sergilemesine neden olacaktır. 36 kalibrelerde bakınız böyle şeylerden bahsedememekle beraber tekrar üstüne basa basa söylüyorum. MP5'te belki en azından aranız tam olarak açık olmak zorunda olmayabilir. 9x19 atarken bile dahi bakınız dikkat ediniz. Ama 36 kalibreyle ne yazık ki aranız diyebilirim ki size tam olarak açık olmak zorundadır. Mesela gerek televizyonda seyrettik, gerek özellikle internette çok fazla video seyrettik. Son yıllarda pek çok meskun mahal savaşı oldu. Bakınız hiçbirisinde otomatik tabancayla bile yapılmış çatışmalar görülmedi. Ortalama olarak genelde Kalaşnikov görüldü.
çok zor tedarik ediliyor oluşları nedeniyle M16 gibi, HK veya Zigzaver serisi tüfekler gibi, hani tüfeklerin, piyade tüfeklerinin çok zor tedarik ediliyor oluşu, ancak belli tedarik kaynaklardan zor karşılanışı, buna karşılık yerle bir olmuş bir Irak ve Suriye'den bol miktarda tedarik edilebilmiş ve ayrıca kaynağı olan ülkelerin bolca sattığı, aynı zamanda düşük fiyatlı bir piyade tüfeği olan Kalaşnikovların bol kullanıldığı bir dönem yaşandı. Özellikle M16 gibi, HK veya Zigzaver serisi gibi seriler dedik, bakınız. Aslında kaliteleri o kadar yüksek tüfekler ki, bu örgütlerin pek çoğu aslında gerçekten ellerinden gelse bir M4 karbin gibi, bir HK gibi veya Zigzaver serisi piyade tüfekleri gibi tüfekleri çok büyük bir olasılıkla Kalaşnikov'a tedarik eden nedir? Tercih edeceklerdir ama buna karşılık gene son derece yeterli ve kolay bulunan, aynı zamanda lojistik imkanı yüksek bir silah olarak piyade tüfeklerinin hep sahaya hakim olduğunu gördük dostlarım. Ve bu filmlerde, videolarda her neyse, neredeyse herhangi bir otomatik tabancaya dahi rastlanmadı ve haliyle buradan dahi 3 aşağı 5 yukarı rahatlıkla, mesela MP5'in dahi yoğunluğu yüksek bir meskun mahal harbine uygun olmayabileceği rahatlıkla eğer söylenebilirse, 36 kalibre atış tüfeklerinin dostlarım bu gibi işlerde kullanılabilecek olmaları hiçbir şekilde bahsedilemez. Bu ancak işin 36 kalibre atış tüfeklerinin pazarlanması aşamasında kullanıcıya yağlamak, bağlamak. Bir de malum piyade tüfeklerini özellikle çok fazla benzetip efendim anlarsa üzerine M16 tutacakları mutacak işte şöyle şarjörler falan deyip alıp ellerine sizin de böyle tüfekleriniz olsun kardeşim dendiği zaman gerçekten gayet güzel işte reklam yapılmasına, her zaman söylediğim gibi bakınız, tüfek aynı zamanda kullanıcının kişiliğini yansıtır. Kişisel olarak eğilimlerini yansıtır. Ve bu anlamda ayrıca ciddi bir motivasyon aracıdır. İster istemez bu bir gerçektir. Kişiler zaten yapılarına uygun tüfekler ve tabancalar tercih ederler dostları. Bu anlamda özellikle o yapıda kimselere bakınız. Gayet güzel pazarlanabilecek 36 kalibre bir, doğrudur, atış tüfeği konsepti olsa bile gene de yakın muharebede, hadi onu da geçtik, özellikle hemen hemen hiçbirimizin neredeyse girme şansı bile olmayan meskun mahal harbine kadar girersiniz kardeşim, hiç korkmayın, alın kullanın, 350 tane tek kurşun da üzerinize yığın, şöyle bir güzel çatır çatır atarsınız, vatanınızı korursunuz derken yapılan, yaratılan bilgi kirliliklerine kadar dikkat ederseniz bakınız, akla ve mantığa uygun olmayan pek çok şey söylendi. Ulusal silah kültürümüz hep dejenere edildi. Mesela neymiş efendim? 36 kalibre mesela daha rahat kullanılırmış. 12 kalibre mesela kullanıcısını işte ezermiş. Bakınız, pek çoğumuz avcıyız veya atıcıyız. Yani av tüfeği sahibi olarak pek çoğumuz en azından bayağı bir şeyler attık. Bu yaptığımız atışlar sonucunda alıştığımız şey ve gördüğümüz şey 12-70 EBAT dediğimiz standart fişeklerin aslında hiç de öyle çok zor atılmadıklarını, eğer tüfek omuzlamayı ve yanaklamayı, yani atış pozisyonu almayı hafif tüfeğin üzerine atıp bir de omuz çukuruna güzel yerleştirilmiş bir dipçikle av tüfeğini dostlarım dengede kullanabiliyorsanız, kısacası tüfek omuzlamayı, tüfek tutuşu ve denge kullanımını eğer öğrenebilmişseniz 12 kalibrenin aslında gayet de rahat atıldığını bilirsiniz. Yok 36 kalibre daha efendim kolay atılırmış falan. Ya bırakınız Allah aşkına. Elde bir güç farkı var. Bir etki farkı var. Ve ayrıca eğer konu yüksek atış sayısı olacaksa gayet de yüksek atış sayılarıyla
rahatlıkla atış yapabileceğiniz ve dahası bir av tüfeğinden bekleyebileceğiniz hemen hemen her etkiyi azami ölçüde elde edebileceğiniz bir av tüfeği. Grubuyla kısacası 36 kalibre atış tüfeklerini kıyaslayamazsınız. 36 kalibre atış tüfeği dostlarım öyle bir güç paketine sahiptir ki havalı tüfekten az biraz diricedir. İnanınız daha fazla bir şey değildir. Şimdi bütün bunların hepsini geçelim. Neden? Bunlar mesela subjektif şeylerdir. Yani kişiden kişiye değişir. Mesela hep söyleriz. Bizler bazı şeyleri tartışırken karşılıklı birbirimize ispatlamaya çalışırken çok zaman alışkanlıklarımızı da dile getiririz. Alışkanlıklarımızı yani bunları da tartıştırırız kendi aramızda. Ama buna karşılık görünen köyde kılavuz istemez. Mesela dünya çapında olan şeylere bakın. Dünyanın her köşesinde avdan güvenliğe kadar genel tercih edilen tüfek çapı dünya genelinde zaten 12 kalibredir. Çünkü yüksek kurşun gramajıyla beraber hedefe çarptığı zaman uyguladığı basıncın çok yüksek oluşu ve yüksek gramajın yüklenmiş olduğu yüksek enerji sayesinde sarf ettiği aynı zamanda kararlılığın yüksek oluşu, çap itibariyle yarattığı etkinin yüksek oluşu 12 kalibreyi dostlarım av tüfeklerinde dünya çapında en çok tutulan çap haline getirmiştir. Onları da bir tarafa bırakalım hani dünya geneli 12 kalibre av tüfeğidir şeklinde. Hani gerçekten bazıları tam tersini bile iddia edebilmekteler bu işin ticari boyutunda ama. Bir de mesela kamu alımlarını düşünün. Bilirsiniz. Daha çocukluk yıllarımızda Amerikan filmlerinden büyüdük. Derken televizyonlarda pek çok şey seyredildi. Derken interneti derken okunan bazı şeyleri derken devletlerin polis ve ordu teşkilatları görüldü. Av tüfeği konseptinde tüfekler tedarik edildiği zaman polis teşkilatlarına ve ordulara. Allah aşkına dostlarım hangi devletin polisinde ya da ordusunda 36 kalibre atış tüfeği görüldü? Amerikan devleti gibi devlet var. Bu devlet polisine ve askerine tüfek alacağı zaman dünyanın her tarafından ihaleler açıyor. Önceliği o tüfekleri Amerika'da gelip üretime sokmuş belki firmalara verebiliyor ama hep ne yazık ki 12 kalibre av tüfeklerini tedarik nedir? Test ediyor. Allah aşkına bakınız bir Amerikan narkotik polisi ekolü vardır. Amerikan hattı polisi vardır. Amerikan ordusu vardır. Vardır oğlum vardır. Kanada polisi var, Meksika polisi var, Arjantin'i, Brezilya'sı, av tüfeği kısacası kullanılan polis teşkilatlarında ülkeler. Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu kesindir. Allah aşkına içlerinde polisine ve askerine 12 kalibreden başka bir av tüfeği çapı alan var mı? Güvenlik maksadıyla dahi tüfek tedarik edilse devletler de dünya standardı hep 12 kalibreye yönelmekte. 12 kalibreye. Gerek güvenlikten gerekse operasyonel silah tedarikine kadar her alanda. Çocukluk yıllarımızda pompalı tüfek filmleriyle büyüdük. Son yıllarda gerçi o konuda da bazı şeyler değişmeye başladı. Mesela Amerikan Polis Teşkilatı'nın bilinir ki yüksek bir 12 kalibre pompalı tüfek stoğu vardır. O stoğun tükenmesi durumunda Amerikan polisi belki ne zaman yarı otomatik artık 12 kalibre av tüfeğine geçer bilinmez. Ama Amerikan ordusunun ve özellikle deniz piyadelerinden başlamak üzere daha doğrusu zaten 12 kalibre M4 tip av tüfeğine yarı otomatik dostlarım geçtiği artık yavaş yavaş duyulmakta. Neden pompalıyı eskiden öne çıkartırlardı? Çeşitli platformlarda dile getirdiğim gibi bakınız bizim eskiden av tüfeklerimiz kaliteli değildi. Yarı otomatiklerimiz daha doğrusu gazlılar bile kaliteli değildi. Ama
Sık sık tutukluk yaparlardı haliyle. Bu sebepten dolayı insanlar ister istemez tutukluk yapmayan tüfek arayışı içerisinde pompalıya yönelirken ve tezgahtarlar, av bayileri de tabii ki ister istemez doğal olarak abi siz aslında o kadar hani güvenmiyorsanız pompalı alın ya en azından en kesin çözüm derlerdi. Kinetikler zaten iyice kötüydü de hani standartizasyon tutturmak anlamında gazlı yarı otomatik daha kolay imal edilen bir tüfektir. Kinetiğe göre. Standartizasyonun özellikle seri üretimde kinetiği tutturmak zordur. Ama bugün için artık piyasamızda bazı üreticilerimiz özellikle kinetik mekanizmalı av tüfeklerinde genel olarak piyasada üretilen gazlılardan daha kaliteli, daha güvenilir. Çok seri av tüfekleri, kinetik daha doğrusu av tüfekleri yapabiliyor. Artık haliyle ister pompalı ister gazlı aslında çok da gerekli olmayabilir. Kinetik gerçekten bu anlamda avdan güvenliğe kadar her işinizi görür, güvenli kullanabilirsiniz. Hatta eskiden mesela kinetikler kalçadan desteksiz atışlarda olsun, desteksiz atışların her şeklinde olsun tutukluk yapardı. Bugün için kinetikler desteksiz de güzel çalışırken ve deminden beri anlatıyor olduğum şu ordular, polisler ve dünya geneli dahil 12 kalibre av tüfeğine kaymış ve yarı otomatikler hızla pompalıların yerini alır iken dikkat eder misiniz? Dünya ortalamasından ve genel olarak bütün dünyanın tercihinden bahsediyoruz. Bu üretime sokulmuş 36 kalibre atış tüfeklerini bu 12 kalibre tüfek grubunun üzerine koyup daha rahat ateş edersiniz. 350 fişekle meskûn mahal harbine bile girersiniz. Efendim şunu yaparsınız, bunu yaparsınız, onu yaparsınız, bilmem ne yaparsınızlara kadar. Bakınız dünya genelinde var olmayan bir strateji ortaya koyamazsınız. İş güvenlik ise dahil olmak üzere tercih etmeniz gereken tüfek 12 kalibre av tüfeğidir. Ve rahatlıkla yarı otomatiğe kaymanız makuldür. En önemlisi ülkemizdeki özellikle üst sınıf birkaç markanın kinetiklerini tüm gazlılara ve pompalılara da tercih edebilirsiniz. Bugün itibariyle, bu zamanlar itibariyle veya yakın senelerde itibariyle diyelim. Kinetik av tüfeklerimizin bile kaliteleri o kadar yükseldi. Bakınız bazı şeyler haliyle. Yani güvenlikte siz genelde gazlı av tüfeği kullanın konusu. Bizim eski avcılarımızın ve silah piyasamızın üzücü hatıralarından doğmuştur. Haliyle bazen derler ki size mesela efendim evde güvenlikte bekletmek için kullanıyorsanız pompalı tüfek alın. Hem avda hem güvenlikte kullanacaksanız gazlı yarı otomatik alın ama avda kullanacaksanız mesela kinetik alabilirsiniz ama sanki biraz gazlı alın gibi. Yani kısacası aynen şöyle derler ondan sonra da yok canım bir tüfek işte her işe yarayamaz. Niçin kullanacaksınız? Ona göre bir tüfek seçer, ona göre alırsınız. Bu işin kuralı budur kardeşim demenin haliyle de bir anlamı yoktur. Eskiden gerçekten silah sanayinin olduğu boyut sanayiyi, satış kolunu ve insanları buna yönlendirdi. Bugün için öyle bir durum yoktur. Kalitesinden emin olabileceğimiz çok kaliteli markalar var. Bunların bir adet kinetik enerjili av tüfeği bile bakınız güvenlik ve av ihtiyaçlarınızı güvenle karşılayabilmekte. Ama gene de ya gazlı olsun ne olur ne olmaz derseniz gene kimse tercihlerinize bir şey diyemeyecektir. 12 kalibre gazlı av tüfeği tercih edebilirsiniz. Ama ustalık der ki insanlara tüm dünyanın içinde bulunduğu bir realiteye rağmen 36 kalibre denen bu zayıf atış tüfeklerini eğer ön plana çıkartmaya kalkarsanız sadece piyasanın içine edersiniz ve dahası insanları yanlış yönlendirir. Ülkenizin silah kültürünü gerçekten ortadan bile kaldırmaya yönelik özellikle işin ticari boyutunda mühim hatalar yaparsınız.
Ekmek kavgası, eldeki tüfeği satabilmek, yani kısacası pazarlamacılık, silah satışı. Evet tamam, o tüfek ve tabanca her neyse satılacak. Satılacak ama dostlarım, insanları yanlış yönlendirmek ve kandırmak hakkına da sahip değilsiniz. Tüm dünya çapında ortalama bir realiteyi göz önünde bulundurup 12 kalibre av tüfeklerinin artık bu konuya hakim hale gelmiş olduğunu göre göre de bu poligonlarda fiyakalı videolar çekip 36 kalibrelerle efendim yok yana atış yok arkaya atış yok bilmem ne atış deyip ardından ben bu işi öğrendim kardeşim 36 kalibre bu işin en iyisidir siz 36 kalibre kullanın deyip sizi yanlış yöne sevk eden dünya yüzünde var olmayan bir stratejiyle sanki varmış gibi daha doğrusu gösterip sizlere yapılan yanlış yönlendirmelere özellikle yönelmemelisiniz. Çünkü bunlar doğru değildir dostlarım. Her şeyden öte ya, dünya genelinde insanlar neden hep 12 kalibre tercih ediyor? Ve dahası en belirleyici konu, dünya genelinde polisine ve askerine av tüfeği tedarik eden ülkeler, polis teşkilatları ve ordular neden hep 12 kalibre tüfek tercih ediyor? Gerçekten bu işin tüfeği çünkü 36 kalibre değil. Ve bir de şu videolar uzun konusu var. Demek ki 5-10 dakikalık bilgi kirliliğine yol açan ve kafi açıklamalarda bulunmayan videolarla bir şey öğrenemiyorsunuz. Ancak belli bir şekilde bir şeylerin hedefi ve kurbanı oluyorsunuz. Ardından yanlış yönlendirilip başka bazı işlere yarıyorsunuz. Ondan sonra da olmadı. Bu nasıl bir şey abi? Ya kusura bakmayın. Dilimizde tüy bitti. Ama millet gene de ülkesini savunmak için bile alıyor bu 36 kalibre garip şeyleri. Ya yanlış be kardeşim. Dostlarım, kısacası bazı şeyler ulusal silah kültürümüze çok zarar verdi. Kurşunun namludan çıkış hızının 12 kalibreden daha yüksek oluşunun öneminden daha yüksek bir önem. Ki doğrudur. 36 kalibre çekirdekler 12 kalibreden daha hızlı namludan çıkıyor olabilirler. Ama hedefe ulaştıkları zaman uyguladıkları basıncın yüksekliği 36 kalibreninkinin çok üstüdür. Aynen o oranda etki göstermek anlamında tabii ki kararlılığı da daha yüksektir. Hem kararlılık, hem yüksek çap, hem yüksek tahribat kapasitesi. Bakınız, üzerinizde, şimdi size birkaç tüyo verelim daha, 36 kalibreyle yapamayacağınız. Mesela üzerinize bir kurşun geçirmez yelek olsun. 36 kalibreyle vurulursanız, hani kemikleriniz parça parça olmayabilir. Belki can acısıyla atlatabilirsiniz. Ama 12 kalibre bir domuz kurşunuyla vurulursanız dostlarım, o kurşun geçirmez yeleğin altında bile, iken bile, kemiklerinizi karşı tarafa teslim edersiniz. Çatır çatır gider kemikleriniz. Eğer bor karbit tabakanız varsa en azından toza dönen kurşunlar, ama içeride kalır. Ama bir de kurşun geçirmez yeleğine, hani şu internette çok hızlı böyle hani kurşun geçirmez yelek alın da işte ne bileyim içine hardox tabakalar takın falan diye çelik tabakalar önerilir. Eğer hardox kullanıyorsanız hardox'a vuran kurşunun parçalanması esnasında toz olmayışı yüzünden ve dahası rahatlıkla dengenizi geriye doğru bükecek olması yüzünden ve dikişleri o kurşun parçacıklarına dayanamayacak oluşu nedeniyle vuran kurşun parçalanırken doğrudan şu kısımdan yukarı çıkacak ve boğazınızdan kafanızı mermi manyağı yapacak veya kurşun manyağı yapacak. Tekrar söylüyorum. Kurşun geçirmez yeleğin tabakasız kısmına gelirse direkt olarak kemiklerinizi parçalar. Delip geçemese bile. Hardox çelik tabakaya vurursa parçalar yukarı çıkar ve sizde ayrıca baş bölgenizde çok ciddi zararlara yol açar. Ağır yaralanmalara, büyük olasılıkla sizi mahvedecek,
dikişleri de kurtarabilecek. Bu gibi etkileri düşünürseniz, kurşun geçirmez yere kolay kısacak. 36 kalibreye kıyasla 12 kalibreli. Bakınız, engeli delip geçemese bile yaratacağı etkinin ne derece yüksek olacağını da tahmin edersiniz. Delinmese bile yelek, orada işiniz bitiyor. Sizi kurtarabilecek çok büyük bir kalabalığın içinde eğer değilseniz, karşı taraftaki sizi ya götürüyor ya gönderiyor. 12 kalibre çap söz konusu olduğu zaman, kısacası, kurşun geçirmez yelekler de dahil olmak üzere çok ciddi bazı etkiler söz konusu oluyor. 12 kalibre kurşun kola vurursa kalıcı sakatlık yol açar. Bacağı vurursa büyük ihtimalle kalıcı sakatlığa yol açar. 36 kalibrelerden kurtulmanız mümkündür ve karşınızdakinin de kurtulması mümkündür. Ve bakıyorsunuz ya hiçbir şekilde etkiler birbirleriyle kıyaslanamıyor. Ondan sonra dünya neden 12 kalibre tercih ediyor? Neden ordular ve polisler dünya çapında hep 12 kalibre al tüfeği tercih ediyor? Dostlarım bakınız bunlar tesadüf değil. Boşu boşuna da değil. Bizdeki bu hani çakma rambolar var ya, hafta sonu komandoları, hani hafta sonu süper kahramanları. O işler onların dediği gibi değil. Size 36 kalibre atış tüfeklerini pazarlamaya çalışan bunun için. En iyisi işte efendim 36 kalibredir deyip önünüze demin tarif ettiğim gibi çok yüksek balistik bazı değerler de koyup aslında 12 kalibre işte şu hız yok, bu intikal hız yok falan gibi şeylerle bilgi kirliliğine, kısacası yapılan bilgi kirliliklerine lütfen itibar etmeyiniz. Dünya çapında av tüfeği çapımız gerek avda, gerek sivillerin güvenlik ihtiyaçlarını, gerekse kamunun güvenliği sağlarken ve dahası operasyonel ihtiyaçlarında hep 12 kalibre av tüfeğidir. Eğer piyade tüfeği kullanabilmek gibi bir şansınız yoksa, en azından elinizdeki tüfek adam gibi bir av tüfeği olsun ki bahsettiğim güçlerden yararlanabilesiniz. Çünkü en azından bunun hedef üzerindeki etkisi 36 kalibreninde MP5'inde çok üzerinde kalacaktır. Daha uzun üstelik mesafelerde bu işi yapacaktır. Hani şu vatanımızı savunacağız biz, onun için Scar'la işim diyenler var ya, bakınız özellikle onları uyarıyorum. Anlatma şeklime dikkat ederseniz 36 kalibreyle işte o tarzın daha ötesine çıkamazsınız. Ve silah sanayi kime ne satacağını iyi biliyor. Kime nasıl ikna edeceğini de iyi biliyor. Şimdi 36 kalibreleri hızlandırmanın zamanı neden kolay atılıyormuş? Hızları çok yüksekmiş, vıt 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 şeylermiş. Yok ya. Sevsinler öyle tüfe. Ve dünya yüzünde hiç bulunmayan bir konsept ortaya çıktı. Dünya bu işi bilmiyor. Amerika, Ruslar, Avrupalılar, şunlar bunlar bilmiyor. Bizdeki çakma rambolar, hafta sonu komandoları, onlar biliyor. Bizim tezgahtarlar biliyor. Dünyanın dünyadan haberi yok. Arkadaşlar lütfen biraz böyle silkinin kendinize gelin. Biraz aklımızı başımıza toplayalım. Mantıklı olalım. Son kez söylüyorum. Bir av tüfeğinden bekleyebileceğimiz her konuda ihtiyaç duyduğumuz tüfek. Eğer alıp eline şarjörlü bir tüfek hava atmaksa, daha doğrusu değilse, şarjörlü tüfeğim var kardeşim deyip yani. Eğer böyle bir şey değilse ve dahası siz bunu yaptığınız zaman karşınızdaki insan size böyle şeyler anlatır. Yok ya falan böyle demesi gibi ihtimal eğer söz konusuysa çok rica ederim. Ya bir silkinin bir kendinize gelin, bazı şeylere gelmeyin. İhtiyaç duyduğunuz tüfek 12 kalibre av tüfeğidir. Evet dostlarım, çok ciddi bilgi kirlilikleri yol açıldı. Bunun sebebi esas olarak büyük ölçüde hafta sonu komandolarının da alet oldukları, silah sanayinin daralmışlıklarıyla beraber ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım diye düşünüp ortaya çıkarttıkları 36 kalibre atış tüfeklerinin reklamları,
ve bunun sonucunda ortaya çıkan bilgi kirliliği. Sizleri dünya genelinde tarif ediyor olduğum deminde bakınız. Tercihlerin tam tersi var olmayan bir konsepte yönlendirdi. Neymiş? Kurşunun fişeği daha hafifmiş de daha ufakmış. Bakınız M16 piyade tüfek kullanmıyoruz. Attığımız fişek, daha doğrusu üzerine konuştuğumuz fişek de M16 fişeği değil. Yani M249 değil. Onunla hiçbir şekilde kıyaslanamayacak. Hatta 9x19 tabanca fişeğiyle bile kıyaslanamayacak bir etki paketine sahip bir atış tüfeği fişeği. Böyle bir fişeğe güvenip 350 fişekle vatan savunmasına kalkışamazsınız. Sadece mahvolursunuz. Kaldı ki bir de fişe şarjörünün taşıyabildiği, bakınız da fişek sayısı ne kadar gider bu, hani şarjörlü tüfek mi iyidir efendim, hazneli tüfek mi daha iyidir konusunda. Üzerisi Allah aşkına ne kadar şarjör taşıyabilirsiniz ki 350 fişek taşıyacaksınız. Dostlarım yapmayın Allah aşkına. O kadar fişeği sırtınızda bir sırt çantasına doldurmak hariç taşıyamazsınız. Şarjör başı maliyetlere kadar gider bu iş. Zaten hiçbiriniz neredeyse o kadar yüksek sayıda zaten şarjör tedarik etmeyeceksiniz. En fazla 2-3 veya 3-5 şarjörle. 3-5 şarjör dediğiniz nedir dostlarım? 30-40 tane fişektir. Adam bone tip şarjörü olan, haznesi olan, daha doğrusu bir av tüfeği söz konusu olduğunda üstüne yaklaşık 200-250 fişeği rahatlıkla avcı yeleğinin ceplerine ve efendim buradaki fişekliklere yükleyip kullanabilirken, acil dolum ve ara dolum gibi teknikleri icra etmek suretiyle peş peşe devamlı doldurup üstelik de çok etkili atışlar yapabilirken sahip olamayacağınız bir ateş gücüne kendinizi güvenip ardından çuvallamanın bir alemi yoktur. Bu işin sonu aynı zamanda can kavgasıdır. Av tüfeği veya atış tüfeği pazarlaması değil. Bu yüzden bu bilgi kirliliklerine dikkat ediniz. 36 kalibre atış tüfeklerine çok itibar etmeyiniz. Genel olarak aklınıza derhal 12 kalibre av tüfeği gelmelidir dostlarım. Çok geniş mühimmat yelpazesiyle. Marka ve model olarak sahip olabileceğiniz ve çok yüksek imkan da dahil olmak üzere sahip olacağınız güçle 12 kalibreye güveniniz. Ara dolum, acil dolum ve hareket halindeki atışlarda özellikle belli bazı hareket şekillerini ve dolum şekillerini daimi uygulayabiliyorsanız gerisi size ve tüfeğe kalmıştır. Ama bunu yapabilmeniz ihtimali en yüksek çapta gene 12 kalibredir. Ve 36 kalibreyle bu kapasiteye erişebilmeniz neredeyse mümkün değildir. Şimdi dostlar bakınız, bir de bu tüfekleri hobi maksadıyla alanlar var. Mesela diyelim ki bu 36 kalibre atış tüfeklerini, hobi tüfeklerini, mesela adamın 4 tane 5 tane tüfeği var. Araya hani bir tane koyarım diyor. Arada bir giderim köyde, bağda, bahçede her neyse koyarım bir tane su şişesi, onu vururum. Çat diyor mu çat diyor, vuruyor mu vuruyor. İcabında tüfeğin şekli çok güzel. Mesela bakınız, benim bir arkadaşım vardır. Gene eski bir avcı. Bana der ki Yüksel abi, mesela ben avda efendim 4 artı 1 71 santim yarı otomatik av tüfeği kullanırım. Evde işte kapı arkası bulundurmak için mesela 47 santim 6 artı 1 1 Maverick'im vardır. Ama abi elimde bir T14 var. Ben bu tüfeği bitiyorum. Niye? Şekli çok güzel. Elime alıyorum. Ateşe ediyorum. Ya vuruyor mu da vuruyor. Ya varsın işte şöyle çalışsın, böyle çalışsın. Tüfek çok hoşuma gidiyor. Şimdi bakınız, bu tip şeylere tabii ki bir şey diyemezsiniz. Bu insanları küçümseyemezsiniz. Nitekim ben bu şarjörlü tüfekler üzerine ve 36 kalibre atış tüfekleri üzerine eğer bu videoları yaparken eğer bu insanları küçümsediğimi sanıyorsanız gerçekten çok yanılıyorsunuz. İnsanların bu tip hobisel zevklerine tabii ki müdahale edemiyoruz. Onları dediğim gibi küçümseyemiyoruz. Onlara gülemiyoruz. Ama bu kişiler avda efendim 71 santim 4 artı 1 yarı otomatik av tüfeği kullanıyor. Evinde güvenlik için
Evet. Beklesin diye hani 6 artı 1 bir tane de Maverick'i var. 12 kalibre gene. İnsanlara 12 kalibreyi baş verin canım, katır gibi tepiyor, omzunuza vurdu mu canınız yakıyor. 36 kalibre kullanın. Bu atışa gider, güvenliğe gider, her işe gider kardeşim demiyor. Bakınız, bu insanların zevklerine bir şey diyeceğimiz yok. Kişi mesela tamamıyla atmak için alıyor. Dediğim gibi hobi maksadıyla ava karşı. Evde bekletmelik tüfek deseniz, bakınız, kişi her ne kadar biz o kadarına çok taraftar olmasak bile, güvenlik yönünden ben kimseye bir şey yapmıyorum, kimse de bana bir şey yapmaz kardeşim diyor. Dönem itibariyle her şey gitgide karışıklaşırken, böyle bir mantık, belki yanlış görüyoruz ama bu insanları da küçümseyemeyiz. Bunlara da İcamla korkak muamelesi de yapamayız ama buna karşılık dostlarım eğer çıkar derlerse ki ya bunlar ne kardeşim 12 kalibre pampalıymış, yarı otomatikmiş, kocaman kocaman mermiler atıyor, neymiş bir domuz öldürüyormuş, boş verin gitsin, omzunuza balyoz gibi tepiyor. Hemen efendim 200 fişek, 180 fişek taşırsın. Olur mu canım, üzerine 350 fişek taşır, 400 fişek taşır, ne olacak? Küçük küçük, hafif hafif. İşte orada o kişilere baylar. Dostlar, hop dedik diyeceksin. Sen ne konuşuyorsun bakayım diye, neye hizmet ediyorsun diye. Evet, işte bunlar yanlıştır dostlarım. Mesela diyorlar ki bu ülkede insanlar işte tam otomatik silah alamıyor. Keşke piyade tüfeği alabilse. Bu tüfeklerden mesela çok güzel atış eğitim tüfeği olur. Doğrudur. Gerçekten olur. Hani öyle bir imkan olsa legal olarak. Tam otomatik piyade tüfekleri satın alabilsek Amerika'daki gibi, İsrail'deki gibi, Kuzey Avrupa'daki gibi, atıyorum Güney Amerika'daki gibi. Dostlarım o zaman eğer Türkiye'deki gibi eğer mühimmat istikrakli gene satılacak olursa doğrudur. Birer tane de onlardan almayı planlayabiliriz. Ama öyle bir ihtimal de yok. Emin olunuz bakınız. Öyle bir şey söz konusu olduğu zaman ona yönelik olarak da bazı çalışmalar kesinlikle yapılacak. Ama şu an için bu tip şeylerden bahsetmeye kalkarsak, bunun amacı ve insanları yanlış yönlendirmek ve bunun hırsıyla bilgi kirliliği ve gerçekten ulusal silah kültürümüzün içine etmektir. Bazıları diyorlar ki, efendim 12 kalibre şöyle, 20 kalibre böyle. Ya olmuyor işte, insanlara bazı işte açılımlar yapmaya çalışıyoruz. Videonun başında sizlere tarif ettiğim gibi tamamıyla neredeyse önü açık olması gereken son derece zayıf cılız bir mühimmat. Üstelik hedef üzerinde vurduğu zamandan sonraki kararlılığı çok düşük, etkisi düşük bir mühimmat. Neredeyse doğru düzgün bir engel deniliyor. Neymiş efendim, atıyorlarmış 50 metre 60 metre ya tenekesi deliyormuş veya ufak variller her neyse. Dediğim gibi dostlarım bakınız, bunlar belirleyici değil. Bu derece zayıf bir silahı, daha doğrusu atış hobi tüfeğini eğer çıkartıp belli bazı hani yivli tüfek alamıyormuşuz diye insanlara bu sefer alternatif diye sunmaya kalkarsanız işte oradaki maksat dediğim üzere bellidir. Ondan sonra birileri size çıkar ve der ki bak arkadaş dünyanın her tarafında dünya ortalaması sivillerde güvenlik için dahi bile 12 kalibre av tüfeğidir. Ordular askerlerine av tüfeği alacağı zaman 12 kalibre alır. Polis teşkilatları ordularına efendim av tüfeği alacağı zaman 12 kalibre alır. Ordu ve polis teşkilatlarında da dünya standardı 12 kalibredir. Ve gerçekten birileri çıkıp artık diyebilmelisiniz daha doğrusu bu insanlara. Ya arkadaşlar siz böyle bir strateji nerenizden uydurdunuz diye. Zaten bunların geneli hafta sonu komandosudur. Yani çakmarambodur. Hafta sonları rekat hedeflere veya gonglara çın 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 atış yaparlar. Ondan sonra tamam biz bu işi yapıyoruz. Demek ki biz bu harbe bu 36 kalibre tüfeklerle gireriz deyip insanlara bu şekilde bir aynı zamanda yanlış yönlendirme yaparlar. Bu insanları artık çıkacaksınız ve diyeceksiniz, "Oo kardeşim diye sen kimi hangi masalı anlatıyorsun diye. Bakınız dünya realitesi ortada. 12 kalibre av tüfeği. Ya yivli tam otomatik silah kullanacaksınız. Ülkemizde böyle bir ihtimal şu an için yok.
ya da 12 kalibre alt tüfeği kullanacaksınız. Hani 20 kalibrelere belki bir şey her ne kadar çok diyemesek bile 20 kalibrenin de gerek mühimmat çeşitliliği gerekse etki olarak 12 kalibreyi tutamadığı bir gerçektir. Dünya standardı niye 12 kalibre alt tüfedir? İşte bu yüzden. 12 kalibre en iyisi ve en etkilisidir. Öyle ülkemizde piyade tüfeği sivillere satış yok. İşte onun için yapamıyoruz, edemiyoruz. İnsanlara bazı formüller buluyoruz. En uygun çözümümüz 36 kalibre olarak bulduk gibi makaralarla. Yok efendim namlı çıkışı 12 kalibre 2 katıymış falan gibi böyle bazı sözlerle. Ne yazık ki dostlarım. Evet. Bu gerçeği değiştiremiyorsunuz ve gerçekten üzerine basa basa son kez söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde var olmayan bu şekilde 36 kalibreyle vatan savunması dahil her şeyin yapılabileceği gibi garip bir konsept ortaya çıktı. Ve bunlar hoş şeyler değil. Bu nedenle gene bu anlamda içeriğinin en son videolarından birisi olarak hani bu çalışmayı eninde sonunda ulusal silah kültürümüze ve yanlış yönlendirilen insanlara aynı zamanda dokümantal bir çalışma olarak sunmak maksadıyla gene de yapmış bulunmaktayım. Umarım hepinize yararlı olur diye umut ediyorum. Ve dostlarım bu videoyu artık gerçekten çok uzadı. Gerçi çok uzadı ama bu kadar şeyi de anlatmak lazımdı. Gerçekten 10-15 dakika azami şeyli videolarına dikkat ederseniz bazı şeyleri öğrenemiyorsunuz ve bilgi kirliliğinden kendinizi koruyamıyorsunuz. Bu sebepten dolayı özellikle dokümantal bir çalışma olmasına özen gösterdiğim bu çalışmayı artık müsaadenizle burada bitirmek istiyorum. Sonraki videolarımızda hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın demek istiyorum. Ebedi dostluklar diliyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın dostlarım. Esen kalın.